Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugün sizinle birlikte muhabbet kuşundan para kazanılır mı? Bununla ilgili biraz sohbetimiz olacak. Az buçuk bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle, bugüne kadar yaşadıklarımızla sizlere şu anki piyasanın ne olduğunu, bu işin yapılıp yapılamayacağına dair biraz bilgiler vermek istiyorum. Sene 2022, şu anda tarihi de belirtiyorum ki ilerleyen zamanlarda ne olur veyahut da geçmiş zamanda ne olmuştur bize orası bağlamıyor. Biz bugünün şartlarında bu konuyu değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz 2021-2022 seneleri malumunuz ülkemiz bir nevi bir ekonomik krizden geçiyor. Ve bu durum birçok piyasayı etkilediği gibi maalesef bizim bu hayvan sektörünü, genel anlamda konuşayım, bu sektörü de etkilemiş durumda. Velhasıl bazı hesaplar kağıt üzerinde olmuyor. Eğer kağıt üzerinde bir şeyler hesaplayarak yola çıkarsanız bu sizi hüsrana uğratacaktır. Şimdi şöyle söyleyeyim, kağıt üzerinde bir hesap yapalım isterseniz. Bugünün şartlarında bizler mesela toplu olarak yavruyu şu anda minimum 60 liradan 70 liradan vermemiz gerekiyor. Vermemiz gerekiyor diyorum. Aslında bu rakamların daha da üst seviyelerde olması gerekliydi. Fakat şundan ötürü söylüyorum bunu. Geçen sene biz toplu olarak yavruları 60 liradan veriyorduk en aşağı. Fakat o zamanlar bizim kullandığımız yem, hayvanlarımıza yedirdiğimiz yem 100 lira, 150 lira civarlarındaydı. Biz bu fiyatlara yem alırken ve bu fiyatlardan kuş verirken bu sene üzülerek söylüyorum. Şu anda bir yemin çuval, tabii bu hangi yemi yedirdiğimizle de alakalı bir durum. Ama mesela sade bir sarı darı veyahut da normal bir karışık yem düşünürseniz bugün 200-250 lira civarında çuval fiyatı bunun. Geçen sene biz bu yemi 100 liradan alıyorduk. Yani 2 katı, hatta 2,5 katına çıkmış durumda bu sene. Şimdi kuşlarınıza verdiğiniz yem içinde asfur oranı biraz da yüksekse, asfur varsa içinde, bu fiyat zaten katlanarak yukarıya doğru çıkıyor. Yani bugün yaklaşık %30-%40 asfur oranlı bir yemin maliyeti, çuval anlamında söylüyorum, 400 liraları buluyor. Şimdi durum böyleyken ve bizler istediğimiz fiyatlara, rakamlara kuş veremezken bu işten para kazandığımızı pek de söyleyemeyiz işin açıkçası. Tabii bu durum bu işten para kazanılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu sene dediğim gibi insanların alım gücü değiştiği için, yani hobiye yönelik bir masraf etmek istemedikleri için haliyle bu bizim satışlarımızı etkilediğinden şu anda bu iş yapılıp para kazanılacak bir iş değil maalesef. Ama biz genel anlamda konuşalım. Yani konuyu ikiye ayıralım. Hani nasıl bir durumda kazanılır, nasıl bir durumda kazanılmaz diye ikiye ayıralım biz konumuzu. Şimdi kağıt üzerinden bir hesap yaparsak bugün minimum 60 liradan bir yavruyu toplu olarak verdiğimizi varsayalım. Ki bunu para kendiye döktüğümüz zaman bu rakamlar daha da yukarılara çıkıyor zaten. 60 liradan verdiğimizi varsayalım. Şimdi bir yuvadan ortalama 4 yavru, şansınız yerindeyse, eğer bakımınız iyi ise, kuşlarınız randımanlıysa diyelim, 5-6 yavrulara kadar bir yuvadan yavru alabiliyorsunuz. Biz bunu ortalama yine minimuma düşürüp 4 yavru gibi düşünelim. Bir yuvadan alacağınız yavru fiyatı 60 liradan verseniz 6 kere 4, 24, 240 lira yapar. Şimdi bir yuvadan 240 lira aldığınızda benim şu anda üretim alemde 70 takımlık kafes sayım var. Ve bu 70 takımın örnek veriyorum,
Yani tam kapasite çalışmaya kalksam aslında 70 takımın 70'ini de çalıştırır ve hatta 60-65 takımda aktif bir şekilde yavru alırdım aslında. Biz bunu minimize ederek konuşalım. 70 takım var, 50 takımı çalıştırdığımızı varsayalım. Hatta şöyle hesap makinemizden de bir hesap yapalım. 50 takımımız tam manasıyla çalışmış olsa ve ortalama 4 yavrudan bize 240 lira para kazandırsa, bu da ne yapar arkadaşlar? 12 bin lira para yapar. Yani çok güzel bir para. Şimdi bu 12 bin lira para, peki yem maliyetleri ne oluyor? Tabii bu sadece 12 bin lira cebimizde kalmıyor şimdi açıkçası. Şimdi ben ortalama 5 günde bir, haftada bir, bir çuval yem harcıyorum şu an elimdeki hayvanlara. Bugünün fiyatlarıyla piyasladığımızda bir yemi 250 liraya aldığımızı düşünürsek, asmansız bir yem kullandığınızı varsayarsak, bu da aylık 1000 liraya tekabül eder. Şimdi 12 bin lira para kazandık. 1000 lirasını yeme verdik. Bunun ilacı, maması vesairesi, bu masrafları da çıkarsanız bunu ne yapar? Yani aylık 200 lira, 300 lira gibi bir rakamlara tekabül eder. Bunun içinde şimdi bizim elektriğimiz var. 200 lira buna ekleyin, 500 lira. Bizim kiramız var. 1000 lira ona ekleyin. 1500 lira, yani 2500 lira gibi bir rakamımız kaybolup gidiyor. Bu kağıt üzerindeki hesap, tabii sizin cebinize olayı böyle düşündüğünüz zaman 8-9 bin lira gibi çok güzel, tertemiz bir para kalıyor. Ve bugün asgari ücretin 4250 lira olduğunu düşünürsek, bu şartlar altında gerçekten bu iş yapılabilir. Kayda değer bir kazanç sağlar. Ama gel gelelim şimdi işin bir de kötü tarafı var. Bu sene dediğim gibi kötü geçen bir sene, maalesef yavru satışlarımız istediğimiz gibi gitmiyor. Yavru satmaya kalsanız bugün insanlar sizden yok pahasına yavruları almaya çalışıyorlar. Şimdi nedir? Biz 60 lira gibi rakamlardan hesaplıyoruz ama şimdi insanlar 50 lira, 40 lira, hatta 35 lira, hatta 20 liralara kadar vermek zorunda kalan gören üretici arkadaşlarımız var maalesef. Durum böyle olduğunda biz 60 liradan hesapladık. Yani bugün 20 liradan verdiğiniz zaman 3'te 1 oranında kazancınız azalıyor. Bu da ne yapıyor? 4000 liraya tekabül ediyor kazancınız. Sizin zaten masrafınız, maliyetiniz bu rakamları bulurken nedir? Siz sadece bir döngüyü sağlayabilmek adına bir iş yapmış olursunuz. Kazancınız da olmaz maalesef bu işten. Ha, bu işe öncelikle tabii ki ticari anlamda değil de hobi olarak bakarsanız, yani ben bu işten ciddi paralar kazanayım, tek işim bu olsun değil de sadece ben zevk almak istiyorum derseniz yapılabilir. Kendi masraflarını iyi ya da kötü kurtaracak şekilde bir döngüsü olur. Benim şu anda dediğim gibi bir dükkana geçtim. Evet, bir ticari amacımız vardı fakat olsa da olur, olmasa da olur işin açıkçası. Olsa bizim için daha iyi olur tabii ki ama olmadı ne yapacağız? Karalar mı bağlayacağız? Üretimhaneyi mi kapatacağız? Değil tabii ki. Sonuçta bizim yaptığımız başka bir işimiz var zaten. Daha önce de belirtmiştim videolarımda. Ben parke ustasıyım. Parke işim olduğu sürece parkeden kazanıyorum. Şu anda maaşlı olarak çalıştığım bir işim var. Güvenlik işi yapıyorum. Oradan kazanıyorum. Yani kısmen tavşan üretimimiz devam ediyor. Satış olduğu sürece oradan iyi ya da kötü bir kazancımız var. Velhasıl benim açımdan çok da bir sıkıntı yok. Fakat sadece bu işe bel bağlamış, bu işten ekmek kazanmayı düşünen arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Maalesef önü biraz karanlık bir iş. Hak ettiği değeri ülkemizde bulamamış olan bir sektör maalesef. Bu işten dediğim gibi para kazanılır mı? Şansımız yaver giderse, piyasa şartları uygun olursa, evet bu işten çok güzel paralar kazanılır. Severek yaptığınız bir işiniz olur.
en azından bu işe gönül verdiyseniz, hayvanları seviyorsanız, bir insanın sevdiği bir işten para kazanması kadar güzel bir şey yok. Fakat dediğim gibi eğer amacınız sadece para kazanmak olursa ve yasa koşulları iyi olmayıp sizin satışlarınız da iyi olmazsa bu durum sizi hüsrana uğratabilir. Sadece bu işi yapmak isteyenler için. Ama ben bir ek gelir olarak yapayım düşüncesindeyseniz nedir? Alırsınız mesela, eğer eviniz müsaitse bu işi evinizde yapabilirsiniz. Veyahut da bizim gibi büyük bir dükkana değil de daha böyle ufak, kirası uygun bir yere geçerek yani 30 metrekarelik bir alanda mesela 40-50 takıma kadar yapma şansınız var. Öyle bir yerde de yapabilirsiniz. Hem maliyetiniz az olur, gideriniz az olur. Böyle olduğu zaman en azından size zarar ettirmez. Şartlar uygun olduğu sürece de para da kazandırır. Bu iş yapılır mı? Dediğim gibi önceliğiniz hobi ise, önceliğiniz hayvanları seviyorsanız bu iş yapılır. Bu benim nacizane fikrim. Ama dediğim gibi bu sene, yani 2022 senesindeyiz. Şu an birçok üretici arkadaşımız üretimhanelerini kapatmış durumda. Kapatmaya devam edenler var. Bu durumda baş edemeyen insanlar var haklı olarak. Bugün yem fiyatlarına baktığımızda geçen senelere göre 2-3 katına fırlamış. Bu durum can sıkıcı. Hani onların fiyatının artması bir tarafa eyvallah artsın, her şeyin fiyatı artıyor kabul, ama siz elinizdeki hayvanları, ürettiğiniz hayvanları satamadığınız zaman bu sizi büyük anlamda sıkıntıya sokuyor. Şimdi bizim mesela ürettik, benim ilk iki ağız ben yavru aldım hayvanlarından ve iki ağızdan sonra ben üretimi durdurdum. Tabii benim üretimi durdurmamdaki amaç sadece hayvanların satılmayışı değil, geçenki videomda da söylemiştim, bir ırk değişikliğine gittiğim için bu kararı almıştım. Şu anda dediğim gibi hemen hemen çalışan 60-70 takımım vardı ve ben bu takımların yaklaşık kaç 10 takımım falan kaldı şu anda altında yavrusu olan. Ve ben geçenki videomda da göstermiştim, mevcut elimdeki takımları biraz daha iyileştirmek adına bir çalışmam söz konusu. Hala üretimim devam ediyor. Aslında üretimi durdurmuş değilim. Hali hazırda şu anda benim çalışan 12, 16, 20 takımım aktif bir şekilde çalışıyor. Bunlar iri ırklar, İngiliz ve Jumbo dediğim şov kuşlarımız mevcut. Bunların üretimine ben devam ediyorum. Bunlardan çıkan yavrular eğer satılırsa oradan zaten bir döngü sağlıyoruz. Satılmadı çok mu sıkıntı? Benim için sıkıntı değil. Çünkü ben çıkan yavruları tamamıyla damızlığa ayırmayı düşünüyorum. Yani hali hazırda üretimden çektiğim takımlarımız mevcut, evet. Onları da biz satacağız. Çünkü yeni alttan yeni gelenlere yer açmamız gerekiyor. Onlar gidecek. Bizim durumumuz böyle. Fakat piyasada maalesef şu anda üretimhanelerini kapatan, bu işi bırakan birçok arkadaşımız var. Ama daha önce de söyledim. Bu işi seviyorsanız, hayvanlarla uğraşmak istiyorsanız bu iş yapılır mı? Benim nacizane fikrim yapılır. Yani güzel, zevkli bir iş, zevkli bir uğraş. Ben bu işe gönül verenlere tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Çok konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Zaten konuştukça çok şeyler çıkar ortaya, ama bugünkü videomuz da şimdilik bu kadar olsun. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.